Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray. Bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile 18'de bedavaya kim almaya çalışacağız? Hemen ismine bakıyoruz. Milinkovic Savic'i bedavaya almaya çalışacağız arkadaşlar. Artık her cuma sizlere bu videodan göndereceğim. Bu videodan atacağım arkadaşlar artık her cuma. Bu yüzden arkadaşlar sizlerden çok güzel bir like sesi bekliyorum. Tam yatağımdan kalktım. Akşam 10'da yatağımda yatıyordum, sabah birazcık erken kalktığım için. Ancak sizler için tahmin videosunu atmak istedim. Çünkü biliyorsunuz 24 saat süre var. Cuma gün 16.00'da her zaman bu tahmin videosunu sizlere atacağım. Bana güvenenler de benden de oynayabilir arkadaşlar. Ama siz de artık bir like atın. Sonuçta yataktan kalkıp attım. Aslında bugüne başka bir videom vardı. Ancak başka bir video yerine bunu atmayı tercih ettim. Ve sizler için hemen gece 12'ye kadar falan sürer herhalde hazırlamam. O yüzden de sizlerden güzel bir like sesi bekliyorum arkadaşlar emeğin karşılığı için. Ayrıca de hala ailemize katılmadıysanız da kanala abone olup gönderebildiğinden açmayı unutmayın ki hem ailemize katılın hem de benim diğer atacağım videolardan haberdar olun. Bakalım tahminlerimiz tutacak mı? Ben düşünüyorum arkadaşlar böyle en az 4'te 3 yaparız diye düşünüyorum. Umarım da tutar yani. Tabii ki 4'te 0 bile yapabiliriz. Ancak ben en az 4'te 3 yapabileceğimizi düşünüyorum. Maçlar gerçekten çok güzel. Bunu da sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Hemen bu arada artık 2 tane güzel yorum gösteriyorum. Yani güzel yorumunuzun çıkma şansı 2'ye katlandı. Bunu da sizlere söyleyeyim yani. Hemen güzel yorum yapmayı unutmayın. Videonun ilerleyen dakikalarında güzel bir yorumunuzu da göstereceğim. Ama like atın lütfen arkadaşlar. Hemen başlıyoruz şimdi. Hemen arkadaşlar ilk olarak en basit, en düşündüğüm maç. Arkadaşlar en garanti olarak düşündüğüm maç benim Roma maçı. Burada Roma kesin alır diyorum. Ve Roma'ya oynuyorum arkadaşlar. Ve Roma bence kesinlikle alacak. Bakın kesinlikle diyorum size. Bu kadar net konuşuyorum. Roma bence alacak. Tabii ki siz Lazio'yu da tercih edebilirsiniz. Beraberlikte ben Roma'yı tercih ettim ve bence Roma alacak arkadaşlar. Ve ben Roma'ya oynuyorum bakalım. Şimdi oynayacağız. Sizlerle birlikte tüm etkinlikleri yapacağız tek tek. Şimdi Griezmann. Antoine Griezmann. Griezmann. Griezmann kaleci kurtardı. Birazcık kötü vurduk şimdi. Tamam arkadaşlar zaten onda 4 yapmamız gerekiyor. Çok rahat yaparız. O konuda bir sıkıntımız yok. Ben normal şutla atmak istiyorum ancak golü daha havalı oluyor. Hani sürükleyerek atmak daha kolay. Falsolu falan gidiyor ama normal şutla basınca ekranda daha güzel duruyor diye düşünüyorum. Ve ben de öyle vurmak istiyorum açıkçası. Şu anda zaten 4'te 2'si tamam. Hemen şöyle plase vur. Griezmann oradan sol ayakla yok. Sol ayak diye birazcık daha açıktan vurayım dedim. Olmadı. Neyse arkadaşlar hemen o zaman bitirelim. Hemen 2 golümüzü atalım şöyle sürükleyerek hemen bitsin. Diğer tura sizlerle birlikte geçeceğiz arkadaşlar. Griezmann. Antoine Griezmann. Griezmann. Abi şöyle yanlışlıkla dokununca gerçekten çok sinirleniyorum. Bu arada birazdan şimdi sizlere kadromu açayım bir. Kadromda bir değişme var mı yok mu bilmiyorum. En son videodan beri yok galiba ama yine de bir sizlere açayım. Çok fazla oynayamıyorum. Oyunu bu arada 4'te 4 oldu. Ancak Milinkovic Savic'in kartına falan da bir bakmadık. Ben direkt hızlıca atıldım. Ancak ilk tahminimi sizler için yapmış oldum. Gördüğünüz gibi güzel bir tahminle bu maçı kimin alacağını tahmin ettik. Bu maçı Roma'nın alacağını tahmin ettik. Şimdi arkadaşlar Roma'ya verdik. Roma kazanırsa buradan kaç bin jeton? 5000 jeton artı E03 puanını alacağız. Şimdi arkadaşlar burada Milinkovic Savic var. Bu adamın kartına bakabiliyorduk galiba ya önceden. Şimdi niye bakamıyoruz? Ha MO tamam. Ne olduğunu bakabiliyoruz. Hatta kartına da girebiliyoruz. MO Milinkovic Savic efsane arkadaşlar. MO nedir ya? Gerçekten muazzam. Kartı da çeviklik 91. Oha. Sprint hızı 84. Güç 94. 92 dribbling. Abi efsane kart. Şu ana kadar gelen bence en iyi kart. Bakın diğer kartlara da bakalım. Şu anda gördünüz zaten. Abi bir dakika. Kart efsane var ya. Bunun için daha güzel tahminler yapmak istiyorum. Şu Shakiri'ye mesela bir göstereyim. Shakiri şöyle gelirsek. Abi bak yani Shakiri'den daha iyi gibi geldi bana. Ama Shakiri'nin de tüm özellikleri böyle ortalama güzel bir özelliği var. Shakiri de iyiymiş. Ama Milinkovic Savic'i çok beğendim. Hem de bir MO harika gerçekten abi. Şu an var ya çok işimize yarar. Çok efsane olur. Şimdi arkadaşlar şu anda ekranda harika 2 tane yorum görüyorsunuz. Sizin de yorumunuzun o şekilde ekranda çıkmasını istiyorsanız siz de o şekilde güzel bir yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Şansınız 2'ye katlandı dediğim gibi hemen güzel bir yorum yapmayı unutmayın aşağıya. Videoyu beğendikten sonra güzel bir yorum yaparsanız sizin de yorumunuz çıkabilir arkadaşlar. Şimdi sırada arkadaşlar şu maçı tahmin edeceğim. Şu maçı bence ben daha fazla duyduğum için sırf daha fazla duyduğum için Tigres'e vermek istiyorum. Ancak bir dakika kadromu da sizlere gösterecektim. Ancak Tigres'e vereceğimizi söylediğimiz için önce Tigres'in maçını oynayalım. Sonra da hemen kadroma gireceğim. Şimdi arkadaşlar hemen Tigres'e oynayalım. Gerçekten muazzam bir etkinlik. Yani bu etkinlik oyundaki en güzel etkinliklerden biri. Ve benim bu dediğime abi kesin
Yani ben bu maçları çok seviyorum abi ya. Harbi ama mutlu oluyorsun. Bir de takip ediyorsun. Hani böyle bir çok büyük bir kazancın da olmaz. Hatta bir şey vermeden oynaman mesela bunu çok güzel olmuş. Mesela coins verip oynasan bence daha kötü olurdu ve saçma olurdu. Oranı falan olurdu çünkü. Oranların neye göre belirleyecekler? Değişik olurdu, saçma olurdu. O yüzden böyle daha iyi olmuş. Griezmann direkten dönecek. Aynen öyle oldu. Deli Ali'ye. Hadi Ali senle bir gol atalım ya, sen adamsın. Şuradan denesek mi, uzaklardan ne yaparsın sen? Cık, iyi vuramadım. Birazcık daha açıktan vurdum. Fazla açıktan vurdum. Şuradan bir deneyelim. Cık, yine açıktan fazla vurduk ama kaleci bayağı bir kendisini gördü yani. Kaleci bayağı bir kötü oldu. Şimdi Morales. Morales. Morales plaseyi vuramadı. Juninho. Oha Juninho. Juninho hala duruyor mu be? Bunlar eski efsaneler falan mı? Allah Allah, bu Juninho nerede? Ha Tigres'te. Oha bunun... Ben Juninho falan futbolu bıraktı sanıyordum. Biz şu an Tigres'te oynuyoruz. Ben bunu unutmuşum. Neyse arkadaşlar, gördüğünüz gibi 4'te 4 golümüzü de attık. Muazzam bir şekilde. Çok güzel bir şekilde. 4'te 4'ü de yaptık. Bu arada bunun bir de montajı var. Şu anda gerçekten çok uykum var. Tam yatacaktım, uyuyacaktım. Arkadaşım mesaj atmış. O da sağ olsun. Şuraya gelelim ve sizlerle birlikte, sizlerle beraber takımıma bir bakalım. Takımımda neler var, neler yok. Evet arkadaşlar, takımım hakkında düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Milinkovic Savic bu takıma ne kadar lazım olduğunuzu da görüyorsunuz abi. Şuraya bir Milinkovic Savic gelse 86 olur. Ben onu 2-3'ken yükselsem, hatta daha fazla bile yükseltirim o adama değer. Çünkü abi adam 90 gene kadar yükseldiğini düşünsenize, takım 84'e falan yükselir. Hatta yok, 84'e kesin yükselir. 85'e de yükselmez ama 84,5 falan olabilir. Ve Milinkovic Savic takıma katılsa gerçekten takım harika olur. Ve ben de mücadelelerde çok daha güzel oynarım. Muazzam olur. Çok güzel şeyler yaşanır yani. Umarım da olur arkadaşlar. Şimdi diğer tahminlerime devam ediyoruz. Ancak takımım, gerçekten çok memnunum takımımdan. Ronaldo hariç hepsinden memnunum. Bu arada arkadaşlar, hiçbir videoda bakmamışız. Bir dakika. Şu Ronaldo'nun özelliklerine bir bakmak istiyorum. Direkt özelliklerine bakamıyor muyuz? Neyse, buradan gözüküyor. Evet arkadaşlar, şu anda bu arada WhatsApp'tan iki sohbet veya daha fazla olduğu zaman çok mutlu olurum. Videoda hiç kesmem gerekmiyor çünkü isim falan gözükmüyor ya. O yüzden çok güzel. Hiç sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar, Ronaldo'nun buradaki gözüken özelliklerine bakarsak burada da çok da güzel gözükmüyor. Ronaldo 90'lık, Ronaldo'nun neden serbest vuruşu 75 olur? Onu çok merak ettim. Onu anlamadım. Markaj 12, müdahale 21. Arkadaşlar, Ronaldo bence şikayet falan etsin. Adam hem sponsorluk yapıyor. Çıkardıkları karta bak, bir de 90 yazıyor. Hiç 90'lık bir kart değil o, biliyor musunuz? Hiç hak etmiyor 90'ı. Hani bazı şeylerden o kadar çok kesmişler ki adamın oyun yapısını, oyun yapay zekaya uygun değil yani. Bozmuşlar adamı. Değişik olmuş. Zaten kimse beğenmiyor. Şimdi arkadaşlar, bu arada şu ana kadar bir tane deplasmandaki takımı verdik, bir tane de ev sahibi. Şimdi sırada ne var biliyor musunuz? Ben bu maça sizce ne derim? Arkadaşlar ben bu maça... Abi Real Madrid'in şu anki durumu kötü müydü? Kötü olan kimdi ya? Kötü olan takımın hangisi olduğunu biliyorum, Real Madrid. Ama ben bu maçı sanki Real Madrid... Abi beraberlik mi desek ya? Şu an ben bunda çok kararsız kaldım arkadaşlar. Bakın siz beraberlik de diyebilirsiniz. Ben Real Madrid'e yine arkadaşlar, Real Madrid'e abi alır ya Real Madrid. Atletico Madrid'in durumu daha iyi. Ancak ben birazcık, hatta bilmiyorum abi, belki Atletico Madrid'in şansı daha yüksek olarak görülüyor bile olabilir. Ama ben Real Madrid'e veriyorum ya. Hemen verdim Real Madrid'e. Birazcık büyük, önemli bir karar oldu ancak Real Madrid'e verdik. Artık bunun geri dönüşü var mı bilmiyorum. Oyundan çıkarsak sayılır mı bilmiyorum ancak bence siz de benim yaptığım gibi mi yapsanız? Mesela benim yaptığım gibi yaparsanız her zaman elimizdeki oyuncular hep eşit olur. Anladınız mı? En azından bu konuda gelen oyuncular. Bu da çok güzel bir şey olur. Mesela hepimizde Milinkovic Savic olur veya hiçbirimizde olmaz ama bir sonraki oyuncu hepimizde beraber olur. Öyle daha güzel şeyler olabilir. Kadro yorumlamalarda da sizlerle birlikte benim sayemde kazandığınız oyuncuları görebiliriz. Bu da gerçekten beni çok mutlu eder açıkçası, benim tahminlerimden dolayı kazandığınız oyuncular. Şimdi Antoine Griezmann. Bu arada siz de eğer daha oynadıysanız bu videoyu izlerken, aynı zamanda oynadıysanız bunu da yorumlara yazın. Size söylüyorum, yorumlara şey yazın arkadaşlar. Siz ne oynadınız, nasıl oynadınız? Ve çok beğenilen bir yorum olursa, bu arada mantıklı bulduğunuz yorumları beğenebilirsiniz. Çok beğenilen bir yorum olursa da ona da uyabilirsiniz arkadaşlar. Benim dediğim %100 değil yani. Çok beğenilen bir yorum olursa ona da uyabilirsiniz. Bu arada bu maçta niye Real Madrid'e verdim hala bilmiyorum ama siz de Real Madrid'e verin.
Yani Real Madrid tutar gibi geliyor ya bence. Real Madrid sonuçta takımda at var sonuçta abi, Real Madrid. Şu anda Atletico Madrid daha iyi olduğunu biliyoruz. Ancak yapacak bir şey yok. Griezmann direkt. Abi 8'de bu çok konuşarak oynayamıyorum ya. Konuşurken çok kötü oynuyorum. Hadi Griezmann şuradan bir plase vur diyeceğim. Çok kötü oynadım. Ama yapamama ihtimalim herhalde yok. Düşünsenize yapamadığımı. Neyse, top Alli'ye geldiyse zaten gol kaçmaz. Hani Alli'ye geldiyse ve saçmalamazsam gol kaçmaz. Gördüğünüz gibi WhatsApp'tan mesaj ver, ancak hiç önemli değil yani. Bunu kesmeme gerek yok. Ne güzel, ne kadar rahat. Bir de hani kessem bayağı bir sıkıntı olacaktı ama kesmeme hiç gerek yok. Evet arkadaşlar, şimdi bunu da oynadık. Şimdi son bir tane kaldı. Ve o da şu. Nerede? Evet arkadaşlar. Bu maç %90. Abi bak, ben en çok bu maçtan eminim. Ama tutmayabilir. Kesin tutar demiyorum ama Tottenham'a veriyoruz arkadaşlar. Bu maçta da Tottenham'a oynuyoruz. Tertemiz Tottenham bu maçı alacak arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde alacak diyorum bence. Hatta böyle bir handikapla alacak. 2-0 falan alacak diyorum ben. Deplasmanda olmasına rağmen. Yani bence öyle. Ne yaptım abi ben? Ne oldu? Bu arada önüme şey gelmeden önce dokundum. Oyunda bug buldum. Bug bulmadım da hani. Neyse arkadaşlar, bug gibi bir şey. Anlayan anlamıştır. Umarım anlamışsınızdır yani. Ali. Deli Ali. Ali. Ali vurdu. 4'te 1. Güzel. Çok güzel arkadaşlar. Çok muazzam. Griezmann. Antoine Griezmann geçti şimdiye. Griezmann. Griezmann vuramadı. Bu arada zorlaştı mı ya? Şeyler çok kolaydı. Ali verdi pası Griezmann. Griezmann Vertonghen'i geçemedi. İlginç oynuyoruz. Çok kötü oynuyorum. Berbat oynuyorum. Bu arada böyle devam edersem olmayacak. 6'da 1 ne? Griezmann at artık. Aynen böyle. Griezmann sen adamsın. Şöyle kalecilerin geri doğru böyle koşuşları çok efsane oluyor. Hep pozisyonlar keşke bu kadar rahat gelse. Hepsini atarız çok rahat bir şekilde. Evet arkadaşlar, Morales. Morales ortayı yaptı. Ali indiremedi. Ali nasıl indiriş o ya? Senden beklentim onu Griezmann'ın tam böyle ayağına indireceksin. Griezmann da çakacak, gol olacak. Ali ile de gol atabilirdik ancak ben daha güzel gözüksün diye yaptım. Ancak olmadı. Hadi Griezmann uzaklardan bir gol gelir mi? Gelir mi? Gelmedi. Ve son şans. Son şansa neden bıraktım bilmiyorum ve zor bir şans. Ama Ali'ye güveniyoruz. Ali bizim güvenimizi sarsmayacaktır diye düşünüyorum. Ve çok kötü mü vurdum? Çok güzel vurdum. 4'te 4 oldu ve 10'da 4 oldu aslında. Evet arkadaşlar, benim tahminlerim bu şekildeydi. Siz de bu şekilde tahminlerinizi yapabilirsiniz. Ve bence tutacak arkadaşlar ya. Tertemiz 4000 coins'imizi de kaptık. Hatta arkadaşlar videonun içindeyken sizlere bir 35.000 coins'lik bir paket açmayayım. Günlük paketleri açalım. Çünkü ben bugün daha büyük bir ihtimal video çekmem. Hemen şu günlük paketleri açalım da. Bir dakika. Nerede? Aa bir dakika. Abi şu 24 saat bekleme süresi olan paket keşke günde bir yenilense. Daha güzel olurdu. Neyse bunu açalım o zaman. Maalesef sadece bunu açabiliyoruz arkadaşlar. Evet, sadece bunu açtık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, burada videomuzun sonuna geldik. Kesinlikle kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar, ailemize katılmak için. Ayrıca de bu videoya like atın arkadaşlar. Ne zor şartlarla. Zor şartlar yok ama birazcık uykusuzum. Neyse arkadaşlar, like atmayı unutmayın. Ayrıca şuradan kanala abone olup ailemize katılabilirsiniz. Ve videolardan haberdar olmak için de bildirimleri açabilirsiniz. Abone olursanız bir de ana sayfanızda da çıkar yani benim videolarım. Ve şuradaki herhangi bir videoya giderek de çok güzel bir videoya gidebilirsiniz diyorum sizlere. Ve önerilen, benim önerdiğim iki video işte gidebilirsiniz. Hoşçakalın, sizleri seviyorum ve bye bye.